Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Büyüklerin de küçüklerin de çok sevdiği beze tarifim var bugün. Mutlaka kaydedip mutfağınıza eklemenizi istediğim tariflerden bir tanesi. Hem pratik hem de çok lezzetli. Bana küçüklüğümü hatırlatıyor, çocukluğuma götürüyor beni. Ne zaman yapsam. Şimdi de çocuklarım çok seviyor. Arada böyle şekerleme tarzında evde yapılan şeyleri yemelerini istediğim için denediğim tariflerden bir tanesi. Hemen malzemelere geçelim. 3 tane yumurta akımız var arkadaşlar. Çay kaşığının ucuyla da tuzumuz var. 1 su bardağından biraz eksik de şeker kullanacağım. Bu şeker oranı oldukça ideal. Şimdi yumurta akıyla tuzu karıştırdım. Ve mikserle arkadaşlar köpük köpük olup gayet koyu bir kıvam olana kadar çırpıyoruz. Çırpma işlemine devam ederken de yaklaşık 3'e veya 4'e bölüp şekerimizi o şekilde ekliyoruz. Şimdi göstereceğim size nasıl olduğunu. Şimdi birazcık çırptım. Biraz katılaştı. Şimdi bardağımın 3'te 1'i şekeri döktüm. Ve çırpmaya tekrar devam ediyorum. Artık iyice katılaştı. Yine şeker ekliyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Siz de böyle 3 veya 4 şekilde şekerinizi ekleyebilirsiniz 4 parçada. Yaklaşık 10 dakika kadar sürüyor arkadaşlar. Tam olarak beze kıvamı bu. Beze harcı için. Yani kabımızı ters çevirdiğimiz zaman akmayacak bir şekilde olması lazım. Sıkma torbamıza beze harcımızı dolduruyoruz. Ucuna istediğiniz duyuyu takabilirsiniz. Bu şekilde de yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine aralıklarla bezelerimizi sıkıyoruz arkadaşlar. Fırının önceden ısıtılmış olmasına gerek yok. Çok önemli değil. Ama alışkanlık olmuş artık ısıtabilirsiniz. 100 derecede 1 saat pişiriyoruz. Ondan sonra da fırının kapağı açık olarak 15 dakika fırının içinde beklettikten sonra alıp istediğiniz şekilde servise sunabilirsiniz. Beğenmeniz dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.